Hepinize merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeyle böyle çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. Bunun için gerekli olan malzemeler bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı tahin, bir çay bardağı kavrulmuş susam. Şöyle sırasıyla bütün malzemelerimi ekleyeceğim. Susamı ekledikten sonra bir çay bardağı pudra şekerim var. Pudra şekeri yoksa evinizde toz şeker de kullanabilirsiniz. Ve bir tane yumurta ekleyip iyice karıştıracağım. Bir kaşık yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra 2 su bardağından bir parmak eksik un kullandım ben. Bir pakette hamur kabartma tozu ekledim. Böyle gerçekten çok az malzemeyle lezzeti çok güzel yerinde olan bir kurabiye yapmış oldum. Umarım sizler de dener ve olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Evet, kabartma tozumu da üzerine ekledikten sonra şöyle kaşıkla bir hamurumu toparlayıp daha sonra kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ben bu kurabiyeyi daha önce bir yerde yedim ve tahinin içine girdiği kurabiyeler, çörekler çok güzel oluyor. Çok yakıştırıyorum ben tahini hamur işlerinde. Lezzetine ayrı bir tat katıyor, ayrı bir lezzet veriyor yapılan hamur işlerine. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Zaten sıvı yağ, bir çay bardağı sıvı yağ kullandım. Tahin de yağlı bir şey olduğu için böyle yağ gayet yerinde oldu. Sadece fırından çıkarırken bir 10 dakika kurabiyemiz için çekene kadar kesinlikle böyle hareket ettirmeyin ki yerinden başka tabağa alabilmek için hareket ettirmeyin ki dağılmasın. Böyle soğuyup için çektikten sonra alabilirsiniz. Şimdi ben bir yumurta sarısı küçüklüğünde, büyüklüğünde şöyle hamurlar alıp yağlı kağıt sarıyla olan tepsimi de şöyle sırasıyla diziyorum. Evet, dediğim gibi o kadar böyle hem malzemesi az malzemeyle çok lezzetli güzel bir kurabiye tarifi verdim sizlere. Şöyle kurabiyelerimi fırında alt üst ayar kızartacağım ama fırında çatlamaya kurabiyelerin üzeri böyle çatlamaya başlarken çok böyle kızartmanıza gerek yok. Hafif pembeleşince fırından alabilirsiniz. Evet, bütün kurabiyelerimi bitirdim. Fırına attım, kızarttım. Bakın o kadar güzel üzeri böyle çatlak çatlak duruyor ya, çok güzel gerçekten. Ben şimdi böyle bir servis yapacağım. Kabın üzerine aldım. Üzerine bir küçük bir elekle pudra şekeri eleyeceğim. Kurabiyelerin görünüş olarak daha güzel olmasını sağlıyor. Şimdi şöyle küçük bir eleğim var. Böyle eleğiniz yoksa elinizle de yapabilirsiniz ama böyle daha güzel oluyor. Görsel olarak çok daha güzel oluyor. Evet, şöyle kurabiyeleri servis yapacağım. Tabağa aldım. Her tarafını böyle iyice gelecek şekilde pudra şekeriyle şöyle isterseniz böyle eleğiniz yoksa pudra şekerini bir tane yemek tabağına alıp üzerine bandırabilirsiniz ama dediğim gibi görsel olarak daha böylesi daha hem kolay hem de daha güzel gözüküyor.
Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.